Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla Altınkaya Köyü'ne ziyarette bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve beraberindeki heyet Altınkaya Köyü'nü ziyaret ederek 6 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde yaşanan talihsiz olayları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla yerinde dinledi. Köy halkının yaşadığı sıkıntıları dinleyerek not alan heyet, gerekli önlemlerin hızla alınacağı ve gereken çalışmaların ilgili kurumlara iletileceğini belirtti. Milletvekili Gürer, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile köye geldiğini belirterek, ülkemizde her alanda farklı sorunlar var. Bu anlamda farklı bölgelerde sorunları inceleyeceğiz. Köylerde bu tür sorunların olmasını yadırgıyoruz. Çünkü herkes birbirini tanır. Bu dönemde kültürlerimizden uzak kaldık. Ne yazık ki sorunlu bir noktaya gelmiş olduk. Bu tür sorunların yaşanmasını istemiyoruz. Ama başımıza geldiğinde de yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Sizlerin sorunları için buradayız. Sorunlarımızı götürüp yetkililere ileteceğiz diye konuştu. Köyümüzde bir tatsız, üzücü olay olmuştu. Yaklaşık 2 hafta önce ilçe başkanımız ve yöneticilerimizle gelmiştik, olayı dinlemiştik. Basın açıklaması yapmıştık yanan fidanlıkta. Buradan gittikten sonra alay komutanımızdan randevu talep ettim. Alay komutanımızla görüştüm. Köydeki güvenlik önlemlerinin arttırılması talebimizi ilettik, ricada bulunduk. O da ilgileneceğini söyledi. Daha sonra konuyu genel merkezimize ilettik. Genel başkanımız muhtarımızı arayıp geçmiş olsun dileklerinde yapabileceği bir şey olup olmadığını sordu. Ve gene genel başkanımız NİDE milletvekilimiz Ömer Fethi Güver Bey Altınkaya Köyü'ne gelmesi konusunda bir programlama yapıldı genel merkezimiz tarafından. Bugün gene avukatımız, daha önceki ziyaretimizde burada olan avukatımız savcılıktan dosyaya baktı. Jandarmadan dosya dün savcılığa intikal etmiş muhtarım. Daha önce bizim Yasemin Hanım, il başkan yardımcımız 3-5 kez bu konuyu takip etti. Henüz savcılığa intikal etmemişti. Dün itibariyle jandarmadan dosya yeni savcılığa intikal etmiş. Tabii aynen dün gelmiş. Hatta dosyayı da inceledi. Bana da dosyanın içlerini tabii alamıyor ama okuma şansı var. 2020'ye 59-36 sayılı soruşturma dosyasıyla dün itibariyle savcılığa gelmiş. Biz bu konuda hukuki destek konusunda her konuda yanınızda olduğumuzu, olacağımızı söylemiştik. Evet. Her zaman yanınızdayız. Burada böyle bir hukuksuzluğun, haksızlığın, hemşerilerimizin böyle bir mağduriyete uğramasının takipçisi olacağız. Muhtarıma da söylemiştim. Telefonumu da buradaki arkadaşlara vermiştim. 24 saat. Ne zaman ihtiyacınız olursa biz burada olacağız. Buraya gelmem konusunda verdikleri görevlendirmeyle aranızdayım. Daha önce de Aksaray'a çok kere geldim. Kısa süre önce Eskil'deki afet nedeniyle de il başkanımız ve yönetici arkadaşlarla bölgedeydik. Sizler dinledikten sonra ben de bir genel değerlendirme yapayım. Çıkmadan birkaç defa alındı bu şahıslar. Daha sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılınca biz bu şahısları bir üst mahkemeye itiraz ettik. Üst mahkemeye itiraz ettikten sonra bunlar tutuklama istemine mahkemeye sevk edildi. Zaten arkadaşlar da bu konuda mutabık biliyorlar. Suçlarını itiraf ettiler. Hatta bizim bilmediğimiz, köylünün bilmediği birçok suç da ortaya çıktı bu arada. Çünkü hanelerin birçoğu boş. Gerek yurt dışında gerek de Aksaray'da kalıyorlar bunlar. Yazlık kışlık gibi kullanıyorlar. Bu evlerden de bir sürü malzemenin çalındığını kendileri itiraf ettiler. Orada mahkemeye sevk edildi. Mahkeme bunlar yargılamaydı da serbest bıraktı. Biz üst mahkemeye başvurduk. Ondan sonra tepkiler benim üzerimde.
yoğunlaşmaya başladı. İşte o malum saatte gece aracımı yaktılar ben. Biz karakola bildirdik. Karakol geldi. Biz aracımı kendi imkanlarımızdan söndürdük. Daha sonra işte aracı yakın şahıslar bizzat ben kendim gördüm. İçin yetkililer haber vermiyorsunuz. Bunu kim yakmış olabilir? Buradaki seyredenler. Öyle mi sanki milletvekili? Bunu da biz kolluğa bildirdik. Yine bir şey çıkmadı. Şimdi ne enteresansa jandarma gündüz burada devreye geziyor. Geceleri gezmiyor. Gündüz yaya devreye geziyor. Yani sanki vatandaşa diyorlar ki işte biz güvenlik önlemlerimizi aldık. Peki zaten hızlı olaylar olmuyor ki gündüz burada sayın milletvekili. Ne zaman oluyor? Gece oluyor. Bu şahıslar köylü işte burada. Gece saat 12'den sonra herkes lambasını söndürür. Eline kendini savunacak neyi varsa alır pencerenin ağzında kendini muhafaza eder. Ben de ahil. Sabaha kadar bir insana hiç uyumuyor. Biz siyasal parti olarak bu olayla ilgili sorumluluğumuzu yerine getirebiliriz ama bu sonuçta Aksaray Valisi'nin ve jandarma komutanının görevi. Tahmin ediyorum sizleri dinledikten sonra sayın vekilimiz buradan doğru sayın valimize, ondan sonra da alay komutanımıza gidip durumu arz edecektir. Ve sizin bu kadar rahatsız olduğunuz bir konuda çok daha ciddi önlemlerin alınması gerektiği anlaşılıyor. Bizim siyasal parti olarak sizlerin dertlerinizi ilgili birimlere iletip onların daha etkili bir şekilde sizlere yardımcı olmalarını sağlamak bizim görevimiz. Buradaki bulunma amacımız da bu. Sayın Vekilimizin Genel Başkanımız tarafından görevlendirilmesinin nedeni de bu. Tahmin ediyorum gerekeni yapacaktır. Kendisinden bekliyoruz. İş olsun. Tabii ülkede sorun her yerde farklı farklı. Bir bölgede tarımın sorunu var, bir yönde işsizlik var, bir yanda güvenlik var, bir yanda terör var. Her gün gelen şehit haberleri var. Öncelikle şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamda farklı bölgelerdeki yaşanan sorunların hepsine de ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen hafta 21 ile heyetler olarak gittik. Orada yaşanan afetleri yerinde inceledik. Bugün sizin köydeyiz. Buradaki sizden aldığımız bilgileri hem Sayın Genel Başkanımıza arz edeceğiz. Hem Sayın Vali ile de görüşüp durumu yetkililerle bir kez daha değerlendireceğiz. Tabii böyle yerlerde bu olayların olmasını açıkçası yadırgıyoruz. Çünkü herkes birbirini tanır, bilir ve yaşam dediğimiz ortak alanları kullanır. Bu gibi sorunların hiç olmaması temennimiz. Ne yazık ki ülkenin içinde bulunduğu koşullarda hiç düşünmediğimiz olaylara da tanık olmaya başladık. Özellikle uyuşturucunun farklı bölgelerde atması, hırsızlık olaylarının yoğunlaşması ve benzer sorunların da gündeme gelmesi, psikolojik sorunların giderek yaygınlaşması, kadın cinayetleri, evde şiddet, aile geçimsizlikleri hepsinin temelinde oluşan bir huzursuzluğun da etkisinin olduğu bir gerçek. Yani ülkenin yönetilebilir olma noktasının ötesine geçmesinin yarattığı sıkıntılar var. Aile kavramında değişikliklere uğradık. Eskiden bir mahalle kavramında mahalle büyüğünün oraya otur dediğin zaman oturan insanlar vardı. Şimdi mahalle büyüğü kalmadı, insan ilişkileri kalmadı. Komşu açken tok yatmak alışkanlık haline geldi. Paylaşım kültüründen uzaklaştık. Birbirimizi önemseme ve birbirimizi sahiplenme noktasında dün gibi değiliz. Acılarımız ortaktı, düğünlerimiz ortaktı, paylaşımlarımız ortaktı, yaşama bakışımız ortaktı. Para denilen kavram bu kadar kutsanmıyordu. Ne yazık ki geldiğimiz noktada ülke sorunlu bir noktaya doğru savruldu. Bunda tabii herkese düşen sorumluluklar var. Bu şuna benziyor. Yani bir işi bir kişi yapmaz. Çiftçi olduğunuz için daha kolay anlaşılması için söyleyeyim. Tohumun alınmasından tarlaya ekilmesine, oradan hasatından pazarlamasına bir bütündür. Yaşam da böyle bir olaydır. Yaşamın da her keresinin oluşumu var. İlk aile denilen yapıdan başlayarak devlet denilen kavrama kadar birbirini tamamlayıcı
ve bundan da sonucun doğru oluşmasını gerçekleştirici etkenlerin olduğunu unutmayalım. Onun için bu tür sorunların hiç yaşanmasını istemiyoruz. Ama olunca da gelip elimizden geldiği kadar yetkilileri uyarıyoruz. Ama bir gerçek de var. Devlet herkesin evinin önüne bir jandarma dikme şansına da sahip değil. İçinde bulunduğumuz koşullar öyle hale geldi ki işte bugün güvenlikteki görev alan insan sayısı belki de en çok artırılan noktada olmasına rağmen istenen asayiş ne kadar olsa sağlanamıyor. Bunun çok boyutları da var. Çok yönlü de değerlendirmek de gerekiyor. Öncelikle sizlerin kendi içinizdeki dayanışması, sorunların da yetkililer tarafından doğru ele alınması gerekiyor. Biz de onun için buradayız. Sizlerden dinleyeceğiz. Sorunlarınızı götürüp yetkililere ileteceğiz. Hepimiz yardım ederek. Karakol burada, hırsızlık burada. Gelen defineciyi, hırsızlığı tamamen kökünü kestilerdi buradan. Burada define ne geziyor? Ya işte geliyor adam İstanbul'dan buraya define. Şurada bir kalemiz var. İstanbul'dan adam buraya defineye geliyor. Günüz devreye yapmış, herkes açıkta yani, muhtarımız diyor. İsimleri muhtar da biliyor, halk da biliyor, karakol da biliyor. Bilmiyorum, gece devresine ağırlık verecek. Burada askerimiz var, şeyimiz var yani, gece devresi. Abi verse bile ben karakola da dedim. Biz diyor her eve bir asker mi dikelim diyor. Doğru. Siz de bahsettiniz az önce. Her eve bir asker dikemez ki devlet. Yani bir suç işleme birlikteliği oluştuysa, bu konuda bir anlaşma varsa birden fazla şahıs arasında suç işleme örgütü şeklinde değerlendirilebilecek şekilde. Çeteleşme. Evet, yani öyle bir durum söz konusu ise Cumhuriyet Savcısı da organize suçlar da müdahale eder bu konuda. Sayın Valinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir. Yani insanlar bu kadar diken üstündeyse bunu göz ardı edip sıradan bir olay gibi değerlendirmek doğru değil. Yani doğru yerlere yüksek sesle iletmek gerekiyor Sayın Vekilim. İletildiği zaman bu bir suç örgütüdür izlenimi verildiği zaman alay komutanı uyarılır, alay komutanı karakolu uyarır, karakol gerekli değerlendirmeyi yapar, gerekli incelemeyi yapar. Ondan sonra hukukun çözemeyeceği bir şey yok. Türkiye'de isterse çözerler, çözülebilir. Bence Cumhuriyet Savcısıyla Sayın Vali ile gidip görüşmek gerekir. Mahalleye gidiyoruz ya, başkan doğru. Mahalleye gidiyoruz. Altınkaya köyündeki ziyaretin ardından CHP heyeti Aksaray valisi Hamza Aydoğdu'ya makamında ziyarette bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve beraberindeki heyet Altınkaya Köyü'nün sorunlarını yerinde inceledikten sonra sorunları Vali Aydoğdu'ya iletmek için makamında ziyaret ettiler. Köy muhtarı Yılmaz Atak'ın da katıldığı toplantıda 6 ve 8 Haziran tarihlerinde yaşanan talihsiz olaylar masaya yatırıldı. Vali Aydoğdu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Altınkaya sorununun çözüleceğini belirtti. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yassı ada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılması hakkında konuştu. Milletvekili Cengiz Aydoğdu, 27 Mayıs askeri darbesi sonrasında Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan bir sayılı kanunun ihdas ettiği Yüksek Adalet Divanı'nın makabine samil olarak 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren geçerli olarak kaldırılması amaçlanan 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında geçici kanunun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve neden olunan mağduriyetlerin giderilmesi hakkında kanun teklifi ve 27 Mayıs askeri darbesi üzerine genel kurul konuşması yaptı. Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar, 27 Mayıs'ı adeta tarihimizdeki hakiki yerine oturtma için bir girişimde bulunduk. Konuşmama bir hatıramla başlamak istiyorum.
Artvin'de görev yaptığım esnada bir dağ köyünde yaşlı bir Türkmen kocası bir fıkra anlattı. Belki de kendi yaşamıştı. Torunu sormuş: "Dede, Menderes'i neden astılar?" İhtiyar cevap vermiş: "Devletin işine karıştı oğlum," demiş. Bu söz milletimizin idrakidir. Millet öyle idrak etmiş. Ama aynı zamanda milletin irfanıdır. Aynı zamanda demokrasi tarihimizin giriş cümlesidir. Demokrasi dediğimiz şey milletin devletin işine karışma sürecidir. Milletin devletin işlerini deruhte etme sürecidir. Ve biz bu süreci son 200 yıldır bu sürece ulaşabilmek için, bu süreci nihayete erdirebilmek için adeta 1800'lerden beri devletimizi kurtarmak ve ilerlemek, ülkemizin, imparatorluğumuzun dağılmasını önüne geçmek maksadıyla tuttuğumuz yolun geldiği gailelerden birisidir 27 Mayıs. Hatırlayalım, rahmetli Cemil Meriç der ki, biz modernleşme tarihimize, batılılaşma tarihimize kendi ordumuzu topa tutarak başladık der. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışını ima eder. 27 Mayıs'ın önemli figürlerinden rahmetli Dündar Taşer, yüzbaşıdır o zaman, bir şekilde bu hareketin içine sürüklenmiştir. 27 Mayıs'la ilgili der ki, 27 Mayıs batılılaşma tarihimizde yürümeyecek olanın adeta ispatıdır der. Bir şekilde raylar döşendi, biz de bu tuzağa düştük der ordu adına. Bu nasıl bir şeydir kıymetli arkadaşlar? Bizim o Türkmen kocasının torununa söylediği devletin işine karışma duygusu var ya, ondan çekinme, ondan hazer etme duygusu, batılılaşmamız böyle başlamıştır bizim. Türkiye'de, Osmanlı'da, yani bu cumhuriyetimizden de önce milletin değerlerini, milletin kıymetlerini bir şekilde tamire tabi tutmak batılılaşmamızın temel ilkesi olmuştur. Rahmetli Sultan Abdülhamid'in açtığı okullarda yetişen insanların o okullar evreninin hakim üslubu unsuru milletin düzeltilmesi gerektiği noktasındadır. Milletimizin bir şekilde düzeltilmeye ihtiyacı var. Milletin değerlerini küçümseme ta o zamandan başlamıştır. Bizim bütün o batılılaşma sürecinde açtığımız okullarda yetişen nesillerin tamamı bir şekilde milletin sahip olduğu kıymetlerin tamire tabi tutulması gerektiğine inanmışlardır. Ben buna sağlam yerin tamiri diyorum. Son 200 yılda milletimizin yaşadığı bütün ihtilaller, darbeler, değişimler hepsi o sağlam yerimizin tamirine matuf olmuştur. Sağlam yerimizi, en sağlam yerimizi tamir etme hevesine kapılmışızdır. Nedir o sağlam yer? Sağlam yerimiz milletimizdir arkadaşlar. Bir şekilde 27 Mayıs'tan sonra da kurulan düzen, 27 Mayıs 60 Anayasası'nın temel özelliği nedir? Demokrasi kalıpları kullanarak, demokrasi söylemleri kullanarak oligarşik bir düzen kurmaktır. Oligarşik bir sistem kurup, oligarşik bir kamp kurup milleti onların vesayetine vermektir. Dünyada bunun örneği yoktur. Milletin çocukları olur, milletin seçkinleri olur, milletin güzideleri, elitleri olur ama milletin vasisi olmaz. Maalesef bizim aydınımız batılılaşma tarihimiz süresince kendisini milletin vasisi olarak saymıştır. Ama
gelişmiş milletlerin, büyük milletlerin seçkin evlatları olur. Vasisi olmaz. Ve bu bakış açısı, İttihat Terakki'de aynı bakış açısını görürüz. Baba Ali baskını bu bakış açısının eseridir. Baba Ali baskınını hatırlayın. 3-5 subay hükümet merkezine gelip bakanlardan birini orada vurarak, şehit ederek başbakana varırlar ve bunu imzalayacaksınız. Millet sizi burada istemiyor. İmzalayacaksınız dedikleri şey istifa dilekçesidir. İlk darbedir bizde. Batılı anlamdaki ilk darbedir. Yeniçeri kıyamları buna benzemez. Onlar farklıdır. Ve o devam etmiştir. 27 Mayıs da bu açıdan baktığımızda devlete millet açısından değil, kendi zihnimizde kurduğumuz devlet açısından bakmaktır. Dünyayı ancak milletin bakış açısıyla idare edersek demokrasiyi kurabiliriz. Dünyayı kendi zihnimizde kurduğumuz yapılarla, kendi anlayışımızın devleti açısından bakarsak dünyayı idrak edemeyiz. Çünkü devletler esasında milletlerin kendi kendilerini ifade tarzlarıdır. Milletler kendilerini pek çok yönlerle ifade ederler. Bunun en mütekamili, en gelişmiş şekli devlet kurmalarıdır. Siz devleti milletin üzerinde, milletin vasisi gibi görürseniz darbelerden kurtulamazsınız. Bu zihniyet Türkiye'de maalesef askerlerden fazla sivillerde vardır. 27 Mayıs konusunda burada sabahtan beri arkadaşlarımızı dinledim. En çok dikkat etmemiz gereken husus, 27 Mayıs'ı neden konuşuyoruz? Daha iyi bir gelecek inşası için konuşuyoruz. Bu hususta en çok üzerinde durmamız gereken husus, bizler tamam 27 Mayıs yapıldı. Bunu yapanlar nasıl yaptı? Hiçbir mazeretleri yoktu. Eşkıya yol keseceğim dedi, kesti. O günün şartlarını düşünün. Bir sene sonra seçim olacaktı. Ve muhtemelen seçimden de başka bir sonuç çıkabilirdi. Çünkü son seçimde muhalefet partisi %40 oy almıştı. Hiçbir geçerli mazereti yoktur. Yapacağız dediler ve yaptılar. Eşkıya yol keseceğiz dedi ve kesti. Ama Türkiye 20 sene 27 Mayıs'ı bayram olarak kutladı. 20 sene 27 Mayıs özgürlüklerin anayasasını getiren hareket olarak görüldü. Türkiye'yi gericilikten, teokrasiden vesaireden kurtaran hareket olarak gösterildi. Ama öyle midir? Hayır, öyle değildir. Türk batılılaşmasının tarihinde 27 Mayıs millet vicdanında en büyük yarayı açan hıçkırıktır adeta. Ve Türk ordusuna da sürülen bir lekedir. Türk demokrasisine de sürülen bir lekedir. Kıymetli kardeşlerim, bizim o 200 yıllık süreçteki en büyük problemimiz, milletin değerlerine inanan, millete inanan, milletten yana olan ama çağdaş değerleri de savunan, onu da hazmeden, onu da ikisini telif eden, hala Türkiye'nin önündeki en büyük problem bu telifi yapabilmektir. Milletlerin büyük değerler ırmağı derinden akar. Millet bir şekilde, hele bizim milletimiz, bizim milletimizin özelliği nedir? En büyük özelliği, tarihte hiç sömürge olmamıştır. Hiç bayraksız kalmamıştır. Bütün tarihi boyunca sosyal adaleti aramıştır. Tabiat olarak her Türk insanı Bozkır kültüründen beri demokrattır. Büyük Fransız Türkolog Louis Bazin der ki, Orhun kitabelerindeki aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim sözünü Batı mentalitesi 20. yüzyılda dahi anlayamaz der. Bizim milletimiz bunu komşusu açken tok yatan bizden değildirle birleştirmiştir. Bu her vatandaşımızı, milletimizin her ferdini fıtrat olarak demokrat yapmıştır. Tamamlayın sözleriniz Sayın Aydın. Hülasa, kendi milletine yapan, yabancı olan dünyayı tanıyamaz. En büyük sıkıntımız budur kıymetli kardeşlerim.
milletimizi sevmek, değerlerimizi sevmek, değerlerimizi çağdaş bir üslupla dünya milletleri arasındaki layık olduğu yere çıkarmak. Bunu yaparken radikallik bizim en büyük düşmanımızdır. İnkılap ruhu, inkılap anlayışı, milleti tamir etme anlayışı, yeni bir millet yaratacağım anlayışı, devrimci anlayışı bizim en büyük dikkat etmemiz gereken, kaçınmamız gereken, hazır etmemiz gereken husustur. Bütün radikaller akrabadır. Dönüşürler, dövüşürler, benzeşirler ama temel özellikleri itidal üslubundan uzaktırlar. Normali bilmezler. Bizim demokrasimizde bugün ihtiyacımız olan en önemli şey normali inşa edebilmektir. Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Tek ayak üzerinde akrobasi hareketleri yapmak değildir. Marifet iki ayağının üzerinde adam gibi durabilmektir. Marifet milletimizin değerlerine uygun, dünyaya uygun, hiçbir olağanüstülük içermeyen, milletin tarihi çizgisine uygun bir demokrasi inşa edebilmektir. 27 Mayıs'ı hatırlarken bunları hatırladım. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Aksaray Belediyesi'nin salgın öncesi ücretsiz olarak başlatmış olduğu KPSS kursları yeniden eğitimlerine başlıyor. Aksaray Belediyesi'nin KPSS'ye hazırlanan gençler için ücretsiz olarak başlattığı sınava hazırlık kurslarında eğitim kaldığı yerden devam ediyor. Aksaray Belediyesi gençlerin kamu personeli seçme sınavına hazırlanma süreçlerinde onların yanında olabilmek adına ücretsiz olarak KPSS eğitim kursları başlatmıştı. Gençlerin yoğun olarak katılım sağladığı kurslarda eğitim tüm hızıyla devam ederken tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan COVID-19 salgını nedeniyle eğitime ara verilmişti. Pandemi sürecinde girilen yeni normalleşme döneminde salgının önlenmesi adına çalışmalar yürüten bilim kurulunda eğitime devam edilmesinin tehdit oluşturmayacağı kararı alındı. Bilim kurulunun kararı doğrultusunda eğitim kursları tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da açıldı. Aksaray Belediyesi'nin sınava hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlediği kurslarda eğitime 2 Temmuz tarihinde başlanılacak. Eğitimler Eylül ayında yapılacak sınavlara kadar devam edecek. Aksaray Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak verilen kurslarda sosyal mesafenin korunması, maske ve eldiven kullanılması zorunlu olacak. Konya'dan Aksaray istikametine doğru giden şeker yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tır sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Aksaray'da kazada yaralanan sürücü kendisine iç kanama olabilir diyerek müdahale eden sağlık ekiplerine beni hastaneye falan götürmeyin, bende bir şey yok diyerek hastaneye gitmek istemedi. Kaza Aksaray-Konya karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden Mehmet Kaya idaresindeki 68EY353 plakalı şeker yüklü tır Aksaray'a 40 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralanırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralanan sürücüye müdahale etti. Hastaneye gitmek istemeyen sürücü polis ve sağlık ekiplerince sedyeye oturtulurken sağlık ekipleriyle yaralı arasında geçen diyalog şaşırttı. Yaralı sürücü uzun uğraşlar sonucu polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi. Yaralı sürücü sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Eskil'de de hissedildi. Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan depremlerden sonra bugün Konya'da da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin merkezi Cihanbeyli ilçesi. Meydana gelen deprem Cihanbeyli'ye yakın olan Aksaray'ın köy ve ilçelerinde de hissedildi. Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin farklı yerlerinde depremler meydana geldi. Daha önce yakın zamanda deprem görmeyen Konya'da son olarak kayıtlara geçen deprem Cihanbeyli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde saat 14.08 sularında 3 büyüklüğünde yaşandı. Yine Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 1,5 kilometre derinlikte meydana geldi. Dün de Kadınhanı Çeşmecik Mahallesi'nde meydana gelen deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelmiş ancak hem kısa süreli olması hem de büyüklüğünün birin altında olması nedeniyle hissedilmemişti. Şimdi hava durumu. Kısa bir aradan sonra tekrar burada olacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhouse'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhouse, farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhouse sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444-9068 no'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.